Azerbaycan'da İsrail'in varlığı Azerbaycan içinde bütün ülkeler içinde bir tehdittir. Yok yok, şunu kastettim ben. İsrail neden o zaman bu silahı verdi? İsrail Azerbaycan'a neden silah verdi? Neden destek verdi? Silah vermesi değil, destek vermesinden daha öte. Orada bulunmasından dolayı. Çünkü orada varlığını pekiştiriyor. Bu varlığı pekiştirdiği yer İran sınırlı. İran'a yakın, İran sınırına yakın yerler. Bir görüş var. Bu Azerbaycanlı vatandaşlar İranlı, özellikle... İran Dışişleri Bakanlığı bundan bir hafta önce üç gün önce yani dört gün arayla iki kere bir açıklama yaptı. Bu son dediğim burada, haberi burada bakın. Abdullah Yen diyor ki bununla ilgili belge ve bulguları Azerbaycan makamına ilettik. Aliyev Bey ile görüştük. Bunu bir an önce halledeceğini söyledi. Şimdi Azerbaycan hükümeti bunu yalanlasın. Desin ki İran Dışişleri Bakanı yalan söylüyor. Adam diyor ki önüne belge koyduk dedik. Bunu bir an önce halledeceğiz dedi diyor. Bu bir. İki, vaktimiz varsa buradan Azerbaycan'da Turancı olarak bilinen çok ilginç bir isim tabii. Turancı olarak bilinen bir ismin efendim Turan anlayışı seslenmeye başlanır başlığıyla BBC'den Mehmen Aliyev arkadaşımızın adı. Mehmen Aliyev'in röportajı var. Bunu BBC yayınladı. Bunu başkası değil, BBC yayınlıyor bakın. Röportajı veren kim? Azerbaycan Turan hareketinin tanınmış liderlerinden Mehmen Aliyev. Ne diyor, bir daha söyler misiniz? Mehmen Aliyev. Mehmen Aliyev'in açıklamalarında ilginç şeyler var. Mesela diyor ki bir koridordan bahsediyor. Zengezur. Bir şehrin yakınındaki Zengezur koridoruna geleceğim. Orayı demiyor. Diyor ki biz gerçekte diyor Azerbaycan'la İran, Türkiye, Amerika ve İsrail arasında ne olduğunu diyor biz farkındayız. İran'ın diyor böyle bir şeyden huylanmasında da diyor şaşırmıyoruz. Bu konuda İran haklı yani. İran bu konuda diyor haklı. Yani çünkü Amerika'yla ve İsrail'le diyor o düşman. Biz diyor icabında ticaret yapıyoruz. Tamam, ona İran karışmıyor. Fakat bu adamın ortalama 4 sayfayı bulan röportajı yazıya döküldü daha sonra. Farsça olarak 4 sayfayı bulan, İngilizcesinde de 4 sayfaya, 3,5 sayfaya yakın bir şey. Pardon, 5 sayfaya yakın bir şey. Bizim diyor Türk olarak Ermeni'ye karşı kazandığımız zaferden İran'ın rahatsız olması bizi rahatsız ediyor. Hem bunu diyor hem de o röportajda konuşurken unuttu muhtemel. Bunu dememesi gerektiğini unuttu. Biz diyor falan yerden Ermenilere doğru saldırırken orası diyor İranlıların kontrolünde bir bölge vardı. O bölgenin İran kontrolünde olması da diyor Haydar, rahmetli Haydar Aliyev'in zamanından onun emriyle ve onun vasiyetiyle olan bir şeydi. Bu dediği Karabağ'da çok ciddi bir set adı Allah verdi seti. Azerilerin Allah verdi seddi dedikleri set. Baraj. Kimse bunu sorgulamıyor. Yahu bu adam Turancıyım diye ortaya çıkmış ve bugün İran hakkında, Azerbaycan hakkında acayip böyle şeyler konuşan kişi kendi diyor ki biz Allah verdi seddini ya da Allah yar seddini. Huda yar seddini, ya, ismini yanlış söyledi olabilirim. Bu barajı, bu seddi İranlılar koruyordu. Onun için oradan Azeri askerleri diyor. Azeri ordusu çok kolay geçti. İranlılar bize yardımcı oldular. Yolumuzu açtılar. Azerilere vurduk. Ne zaman? Geçen sene. Yani 2. Karabağ Savaşı'nda. Hani İranlılar Ermenilere yardım ediyordu? Hani İranlılar Ermenilere silah taşıyordu? İranlı ta gitmiş öyle bir yerde durmuş, öyle bir yerde askerini konuşlandırmış ki o barajı dahi korumuş. Seninle yolunu açıp oradan senin Ermenilere vurmana da yardım etmiş. Diyorsun kendin burada. Bu dün değil evvelki gün BBC'de yayınlanan. İsmini verdim.
Hadi desinler bu yok. Ben bunları niye diyorum? Ben İran'ın sözcüsü olduğum için demiyorum. Ben Azeri'nin sözcüsü olduğu için demiyorum. Ben şunun için diyorum. Ben bu bölgede bizim aramıza Ermeni adıyla, İsrail adıyla, kimin adıyla olursa bir ecnebi adıyla birinin girmesinden anında huylanan bir adamım. Çünkü tecrübe bunu bana gösterdi ki İran'ın, Türkiye'nin, bilmem Irak'ın, bu Müslüman ülkelerin hele böyle komşu olan, hele bir de bizim gibi kan bağı, insani açıdan yaratılış bağı ve din bağı müseccel yani tescillenmiş olan İran, Türkiye, Azerbaycan. Niye bizde itilaf olsun kardeşim? Ne zaman ki bak arada bir Azerbaycan var, İsrail var, o zaman bak bir itilaf oluyor. Ne zaman ki bir Ermenistan meselesi çıktı, bakın o zaman İran'la Türkiye ve Azerbaycan arasında sorun. Demek ki sorun şöyle Ermenistan, sorun İsrail. Yani özetle ecnebi, ne zaman ecnebinin menfaati çıkarı söz konusu olduğu bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar.